Evet, normalde programın yapısı tüm dünyada kullanılabilmesi açısından İngilizce olarak tasarlanacak e, Chat GPT'nin ve diğer e, özelleştirilmiş GPT'lerin e, yapısında da olduğu gibi Türkçe devam etmek isterseniz Türkçe devam edelim. Ee, bir e, fotoğrafını yapay zeka ile üretilmiş bir e, fotoğrafını yapay zeka üretimi mi diye soralım. Hemen. hemen bize kullanacağı çeşitli e, ne yapabilirim hani bununla alakalı hangi analizleri yapacağım e, bunları ifade ediyor ilk başta yapacağı analizler ancak bu analizleri her seferinde paylaşacak. E, ilk analiz verilerini yavaş yavaş vermeye başladı. Bakın hemen hemen bize ifadeyi burada vermeye başladı ve görüntüde e, yüzleri verdi e, ve daha detaylı bir inceleme için diğer teknik analizlere de başvurabileceğini söyledi. Yani biz özellikle görsel detaylarında e, bu durumu hemen e, gördüğünü söyledi. Yani ilk etapta daha atar atmaz hemen e, ilk dakika içerisinde bize bu görüntünün aslında yapay zeka ile üretilmiş olabileceğine ilişkin bize verileri sağladı. Dikkat edin bu görüntünün bazı kısımlarının doğal olmayabileceğini, yapay olarak değiştirilmiş ya da AI tarafından oluşturulmuş olabileceğini düşündürüyor ve bunun da gerekçelerini aşağıdaki şekilde bize veriyor. Oldukça yüksek şeklinde bize sonucu veriyor. Yani aslında normalde çok teknik işlemler... Gibi. Reality Checker aslında ChatGPT'nin içerisinde özel bir GPT. Ee, Reality Checker hem e, ChatGPT'nin bir takım özelliklerini kullanıyor. Bunun dışında e, çeşitli e, apileri de içerisinde e, barındırıyor. E, ve Reality Checker'ı aslında oluşturmamızdaki temel sebep... E, ...farklı entegrasyonlar e, bu Reality Checker'ın içerisine yapıldı. Reality Checker'ı oluşturmamızdaki temel sebep... E, ...vatandaşların, e, özellikle habercilerin... E, herhangi bir görüntünün manipüle edilip edilmediğini, yapay zeka üretimi olup olmadığını anlayabilmesi ve özellikle de dezenformasyona karşı da bir mücadele aracı olarak görmesi. Çünkü herhangi bir fotoğrafın veya videonun manipüle edilip edilmediği veya yapay zeka üretimi olup olmadığını anlayabilmek bazen çok uzun işlemler, analizler gerektirebiliyor. Reality çekir tam da burada devreye giriyor aslında. Habercilik gibi çok hızlı hareket etmeniz gereken durumlarda veya işte Sosyal medyadan herhangi bir paylaşım yapılması gereken durumlarda ee, bir fotoğrafla ilgili, bir video ile ilgili e, şüpheye düşüldüğünde, reality Checker burada devreye girerek size kısa zamanda en azından sizde bir öngörü oluşturabilecek e, bir veri sunuyor ve hızlı bir şekilde de e, birçok e, analizi gerçekleştirebiliyor. E, bu analizler e, farklı e, apiler e, kullanılarak hem iç hem de dış e, kullanılarak e, bunlar yapılıyor. Örneğin e, işte ışık modelleme. E, Kenar algılama algoritmaları kullanıyor, makine öğrenme teknikleri kullanıyor, derin öğrenme modelleri, gan dedektörleri kullanıyor. Ee, i̇şte exif meta data e, analizinden e, tutun da e, dosya bütünlüğünün kontrolüne kadar veya yüz manipülasyonunun e, işte algılanmasına kadar e, işte yüz değiştirme, herhangi bir fotoğrafta nesne değiştirme, e, renk tonu, gölge tutarsızlıkları, e, piksel ve doku tutarsızlıkları gibi e, birçok e, analizi kendi içerisinde içerisinde e, hızlıca gerçekleştirebiliyor. E, sosyal medya üzerinden herhangi bir paylaşım yaparken eğer şüpheye düşerseniz yani bu fotoğraf veya video gerçek mi, yapay zeka üretimi mi e, yoksa manipüle edilmiş mi diye bir şüpheye düşerseniz Reality Checker tam da burada devreye giriyor ve size çok kısa süre içerisinde e, sizlere bir öngörü...